Zamanın birinde bir tane mecusi varmış. Ateşe tapan kimse. Bu mecusi gerek Ramazan ayına, gerek oruca, gerek de oruç tutanlara ayrı bir hürmet gösterirmiş. Yine aynı şekil böyle bir Ramazan ayında yolda gidiyorken yolun kenarında bir de bakıyor ki kendi öz evladına rast geliyor. Kendi öz evladına bakıyor ki orada açıktan açığa Ramazan ayında bir şeyler yiyor. Gidiyor evladının yanına, kendisini bir güzel azarlıyor. Diyor ki oğlum sen utanmıyor musun? Tamam Müslüman değiliz ama Müslüman olanlara karşı senin hiç mi saygın kalmadı? Hiç mi Ramazan ayına karşı senin saygın kalmadı? Deyip böyle ağzının üzerine iki tane vuruyor değerli kardeşim. Neyse gel zaman git zaman bu mecusi vefat ediyor. Daha sonra o zamanın en ileri giden alimlerinin bir tanesi gece rüyasında o mecusiyi görüyor. Bir de bakıyor ki... Muhterem kardeşlerim, sohbetimize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle başlayalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruçluğunun iki sevinci vardır. Bu sevinçlerden birisi iftar ettiği zamandır. Diğeri de kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durduğunda o orucunun mükafatını aldığı andır diye buyuruyor. Şimdi dilimiz döndüğünce bu hadisi şerif üzerinde durmaya çalışalım inşallah. İlk olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifimizin ilk kısmında oruç tutan bir kimsenin iftar etme anının kendisi için çok büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade ediyor. Ve gerçekten de öyle değerli kardeşim. Yani oruç tutan bir Müslümanın iftar sofrasının başındaki o huzurunu, o sevincini, Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu o ilahi neşesini kelimeler ile ifade etmek mümkün değildir. O andaki huzuru, o andaki sevinci, o andaki ilahi neşeyi sadece yaşayanlar bilir değerli kardeşim. Mesela örnek vereyim. 15 saat boyunca oruç tutmuşsun. Sıcağın altında, halden takattan kesilmişsin. Adım atacak dermanın kalmamış. Yani kolunu kaldıracak gücün kalmamış. Bir kavgaya karışacak olsan karşı koyacak durumda değilsin. O derece bitmişsin, yani pilin tükenmiş. İftar sofrasının başındasın. Tam o esnada ezan Allahu Ekber diyerek başlıyor. O ezanla beraber o bir bardak suyu içiyorsun ya değerli kardeşim. O bir bardak su ile beraber 15 saatlik hararetin bir anda yok olup gidiyor ya hani. İşte demem o ki o andaki sevinç, o andaki huzur, o andaki ilahi neşe sadece yaşayanların bileceği bir iştir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadis-i şerifte buradaki sevince dikkat çekiyor. İşte diyor oruçlunun sevinçlerinden bir tanesi budur diyor değerli kardeşim. Allah Azze ve Celle bizleri ömrümüzün sonuna kadar bu sevinçten mahrum eylemesin. Ve ayrıca hadis-i şerifimizin ikinci kısmını anlatmazdan evvel bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu da çok önemli bir meseledir değerli kardeşim. Hele bir de böyle o iftar sevincinin hemen bir iki dakika öncesinde oruçlu ağzın ile Allah Azze ve Celle'nin katında mis kokusu değerinde olan o ağız kokun ile birkaç cümlelik böyle duada bulunursan değerli kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği üzere Allah Azze ve Celle o anda yapmış olduğun duaya muhakkak icabet edecektir. İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua asla reddedilmez buyuruyor. Hakikaten çok büyük bir müjdedir. Biraz evvel de dediğim gibi iftar sofrasının başındasın. Tam böyle ezana bir iki dakika bir şey kalmış. Ha okundu okunacak. Böyle imamın eli kulağında derler ya hani. Tam o esnada neye ihtiyacın var değerli kardeşim? O anda ne olursa mutlu olursun. Kafanda böyle onu birkaç cümleyle belirle. De ki ya Rabbi bunu istiyorum de. Besmele'yi çek. Suyunu iç Allah'ın izniyle. Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul olur dediyse kabul olur değerli kardeşim. Ha bu duanın kabul olma meselesinde de her zaman söylüyorum. O istemiş olduğun şey her neyse senin nasibinde var ise Allah Azze ve Celle onu hemen kabul edecektir inşallah. Hemen onun karşılığını verecektir. Ha nasibinde yok ise Allah Azze ve Celle o duada istemiş olduğun şeyi belli bir müddet geciktirir. Araya belli bir zaman girer. O zamandan sonra, o müddetten sonra sana o istemiş olduğun şeyi verir. Ve o da olmaz. Eğer bu dünyada nasibin yok ise Allah Azze ve Celle
o yapmış olduğun duaların karşılığını kıyamet gününde sana yığınla sevap olarak verir değerli kardeşim. Bu konu hakkında buyuruluyor ki kıyamet gününde mahşer yerine bir kişi gelir, bakar ki kendisine çok böyle muazzam derecede aynı biraz evvel belirttiğim gibi yığınla sevap verilir. Yığınla mükafat karşılar kendisini mahşer yerinde. Kişi merak eder, sorar, der ki ya Rabbi ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben ne yaptım da sen beni bu kadar mükafata nail ediyorsun? Allah Azze ve Celle tarafından bir cevap gelir değerli kardeşim, der ki ey kulum, bunlar senin kabul olunmamış dualarındır. Hani sen dünya hayatındayken dua ediyordun, 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 kabul olmuyordu ya. İşte bunlar o kabul olunmamış dualarındır diyecek Allah Azze ve Celle. Ve kişinin orada vereceği cevap değerli kardeşim, keşke dünya hayatındayken etmiş olduğum duaların hiçbiri kabul olmasaydı diyecek. İşte değerli kardeşim, ondan dolayı duaların kabul olacağı İftar anlarımızı Allah'ın izniyle dualarımızla fırsata çevirelim. Allah Azze ve Celle bu mükafatlardan bizleri mahrum eylemesin. Ve hadis-i şerifimizin ikinci kısmı. Hani sohbetimin başında bir hadis-i şerif belirtmiştim ya. Oruçlunun iki sevinci vardır. Bunların birisi iftar ettiği andır. Diğeri de o orucunun sevabını, o orucunun mükafatını kıyamet gününde aldığı andır diye hatırlayacaksınız. İşte o hadis-i şerifimizin ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan bir kimsenin kıyamet gününde o orucunun mükafatını elde etme anının da kendisi için çok büyük bir sevinç kaynağı olduğunu bildiriyor. Şimdi bakınız değerli kardeşim, oruç tutan bir kimsenin kıyamet gününde elde edeceği mükafatı asla küçümsememesi lazımdır. Asla hafife almaması lazımdır. Kişinin o andaki elde edeceği mükafatın boyutu o kadar çok yüksektir ki Allah Azze ve Celle o mükafattan bahsederken sınır dahi tayin etmemiş. Sınır dahi bildirmemiş. Bakınız bu konu hakkında bir kutsi hadiste buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ademoğlunun yapmış olduğu her bir iyiliğin karşılığına muhakkak ki 10 katından 700 katına kadar mükafatı vardır. Her bir iyiliğin karşılığına 10 katından 700 katına kadar. Mesela sen bir iyilik yapıyorsun, bir salih amel işliyorsun değerli kardeşim. Bu senin ihlasına göre 10 katından 700 katına kadar çıkabilir. 10'la da çarpılabilir, 100 ile de çarpılabilir, 500 ile de çarpılabilir, 700 ile de çarpılabilir. Ama ne buyuruyor hadis-i şerifte? Oruç diyor böyle değildir. Çünkü oruç benim için yapılan bir ibadettir. Ona riya karışma olasılığı asla yoktur. Onun da diyor karşılığını yalnızca ben veririm. Yani değerli kardeşim, bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere Allah Azze ve Celle orucun mükafatlarına bir sayı, bir sınır asla tayin etmiyor. Tabiri caizse orucun mükafatını gizli tutuyor değerli kardeşim. Yani oruç tutan bir kimse kıyamet gününde o orucunun karşılığında tabiri caizse Allah Azze ve Celle kendisini ilahi bir sürpriz ile karşılayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle kişiyi o şekilde sevindirecek. O şekilde memnun edecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde belirttiği o ikinci sevinç bu şekilde olacak değerli kardeşim. Allah Azze ve Celle bizleri bu iki sevinçten de mahrum eylemesin. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif ayının tamamında iftar sevinciyle seviniyorsak, o birinci sevinci elde ediyorsak, Allah Azze ve Celle tutmuş olduğumuz oruçlarımız karşılığında da o ikinci sevinci elde etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve aynı zamanda bu konuya işaret eden bir de ayet-i kerimemiz var. Onu da sizlerle şu şekilde paylaşayım inşallah. Zümer suresi 10. ayet-i kerimesinde. Allah Azze ve Celle اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Muhakkak ki sabredenlerin mükafatı kendilerine hesapsız olarak verilecek buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hesapsız olarak verilecek. Şimdi soruyorum sizlere değerli kardeşim. Yani oruç tutmak başlı başına bir sabır işi değil midir? Yılın bir ayı sabahtan akşama kadar böyle oruç tutuyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, kendi kendini muhafaza ediyorsun. O yemediğinden, içmediğinden dolayı yorgun düşüyorsun, bitkin düşüyorsun. Elini kaldıracak dermanın kalmıyor. Adımını atacak gücün kalmıyor. Bunlar sabır değil de nedir değerli kardeşim? Tenha yerlerde en lezzetli yemekleri yeme imkanın olduğu halde dahi akşam ezanını beklemen, akşam ezanına kadar bir şey yememen,
akşam ezanı okununcaya kadar kendi nefsine hakim olman sabretmek değildir de nedir değerli kardeşim? Eğer bunu başarabilirsek, bu konuda da sabretmesini başarabilirsek değerli kardeşim, diğer konularda da olduğu gibi Allah Azze ve Celle inşallah bunun mükafatını ayet-i kerimede bildirdiği üzere bizlere hesapsız olarak verecektir değerli kardeşim. Ve ayrıca bu Ramazan-ı Şerif ayının rahmeti, oruç tutmanın bereketi o kadar çok fazladır ki Allah Azze ve Celle sadece o ay içerisinde ibadet edenlere değil, o aya hürmet gösterenlere de rahmet nazarıyla bakıyor. Bu konu hakkında kitaplarımızda bahsi geçen yaşanmış bir kıssa var, yaşanmış bir hikaye var. Onu anlatıp inşallah sohbetimi kapatıyorum. Buyuruluyor ki değerli kardeşim, zamanın birinde bir tane mecusi varmış, ateşe tapan kimse. Bu mecusi gerek Ramazan ayına, gerek oruca, gerek de oruç tutanlara ayrı bir hürmet gösterirmiş. Ayrı bir saygısı varmış. Yine aynı şekil böyle bir Ramazan ayında yolda gidiyorken yolun kenarında bir de bakıyor ki kendi öz evladına rast geliyor. Kendi öz evladına bakıyor ki orada açıktan açığa Ramazan ayında bir şeyler yiyor. Gidiyor evladının yanına, kendisini bir güzel azarlıyor. Diyor ki oğlum sen utanmıyor musun? Sen sıkılmıyor musun? Tamam Müslüman değiliz ama Müslüman olanlara karşı senin hiç mi saygın kalmadı? Hiç mi oruca karşı senin hürmetin kalmadı? Hiç mi Ramazan ayına karşı senin saygın kalmadı? Deyip böyle ağzının üzerine iki tane vuruyor değerli kardeşim. Neyse gel zaman git zaman bu mecusi vefat ediyor. Daha sonra o zamanın en ileri giden alimlerinin bir tanesi gece rüyasında o mecusiyi görüyor. Bir de bakıyor ki o mecusi cennette en üst makamların birisinde bir taht üzerinde oturuyor değerli kardeşim. O alim mecusiye soruyor, diyor ki ya sen mecusi değil miydin? İmansızdın benim bildiğim kadarıyla, ateşe tapıyordun. Ya senin burada ne işin var? Senin burada olmaman lazımdı diyor. Mecusi cevaben diyor ki evet haklısın, ben mecusiydim dünya hayatındayken. Benim normalde burada olmamam lazımdı. Lakin ben dünya hayatındayken gerek Ramazan ayına, gerek oruca, gerek de oruç tutanlara ayrı bir hürmet gösterirdim. Ayrı bir saygım vardı. Ondan dolayı tam ben vefat ediyorken, vefat etme esnasında bir de baktım ki kulağıma bir ses geldi. O ses şöyle diyordu. Ey meleklerim, sakın ola ki o kulumun canını mecusi olarak almayın. O kulum Ramazan-ı Şerif ayına, oruca ve oruç tutanlara hürmet gösteriyordu. Ve o hürmetinden dolayı, o saygısından dolayı ben o kuluma iman nasip ettim. O kulumun canını imanlı bir şekilde alın diye ses işittim diyor. Ve bu sesin üzerine Allah Azze ve Celle bana iman nasip etti. Ben iman ettim ve diyor görmüş olduğun gibi şu anda diyor buradayım. İşte değerli kardeşim, yani sırf Ramazan-ı Şerif ayına hürmetinden dolayı Allah Azze ve Celle bir mecusiye iman nasip ediyorsa, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde oruç tutan bizlere, Ramazan-ı Şerif ayına tazim eden bizlere, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde ibadetlerini ziyadeleştiren, bir sayfa daha fazla Kur'an-ı Kerim okuyan bizlere ümit ediyorum ki cennetini ve cemalini nasip edecektir. Allah Azze ve Celle bizleri bu rahmetten mahrum eylemesin.